Bu videoda ve diğer başka videolarda da görebileceğiniz gibi bugün Orta Doğu'da yaşanan gerginliklerin sebebi çoğunlukla Birinci Dünya Savaşı'na bağlanabilir. Ve bence bu olay duygu bakımından çok yoğun bir olay. Her iki tarafta da derin şeyler hissediliyor. Şimdi size biraz anlatmaya çalışacağım ama bence anlattıklarımdan şüphe edip kendi kendinize düşünmeniz gerek ve e, kendi sonucunuzu çıkartmanız gerek. Benim size tavsiyem budur. Şimdi 1915'in Ekim ayına geri dönelim. İngilizler Osmanlılarla savaş içindeydi. 1915'in sonlarındaki Çanakkale Savaşı İtilaf Devletleri için tam bir felaket olmuştu. Osmanlılar İtilaf Devletlerine karşı savunma gerçekleştirebilmişlerdi. Daha sonra İngilizler de Osmanlılar Süveyş Kanalı'na saldırdığında savunmada başarılı olmuşlardı. 1915'in arka planı e, aşağı yukarı bu şekildeydi. İngilizler Osmanlı'ya karşı savaşında Osmanlı'ya karşı gelebilecek yani Osmanlı'ya karşı birleşebilecekleri diğer ortaklıkları da aramaya başladılar. Dört gözle aramaya başladılar. Özellikle de yüzlerce yıl Osmanlı egemenliğinde olan Araplara ulaşmak istiyorlardı. Olayların perde arkası dediğim gibi bu şekildeydi. Mısır'daki İngiliz temsilcisi Henry McMahon ve Mekke'deki yetkili Hüseyin bin Ali arasında bazı yazışmalar oldu bu dönemde. Hüseyin bin Ali'nin kendi isteği bağımsız Arap devletlerinde kral olmaktı. 1915'in ortalarından 1916'nın başlarına kadar yazıştılar. İngilizlerin Osmanlı'ya karşı onun desteğine ihtiyacı vardı. Arapları Osmanlı'ya karşı kışkırtmasını istiyorlardı Hüseyin bin Ali'den. O da istediği sınırları açıkça belirtti. Yani bunun karşılığında ne istediğini, nasıl bir devlet kurulmasını istediğini e, açıkça belirtmiş oldu. Bunu da 1915'teki şu yazışmanın içeriğinde görebiliyoruz. Bu Herr McMahon'dan Hüseyin'e yazılmış. Onların yetkisinde, İngilizlerin yetkisinde sizinle iletişime geçmekten mutluluk duyarım. Bir sonraki beyanın sizi memnun edeceğinden eminim. Mersin ve İskenderun ilçeleri ve Şam, Humus, Hama ve Halep bölgelerinin batısında yer alan Suriye'den bazı parçalar tamamen Arap bölgeleri değildir. Bu yüzden istenilen sınırların dışında bırakılmalıdır. Bu sınırlar Hüseyin bin Ali'nin önceki yazışmada istediği sınırlar. Yukarıdaki düzeltme ile burada bahsedilenler Mersin, İskenderun, Hama, Humus ve Şam yani batı bölgesinden bahsediliyor. Buralar tamamen Arap bölgeleri olmadığı için planlanan bağımsız Arap devletinden hariç tutulacaktı. Yukarıdaki düzeltmeyle ve Arap yönetimiyle devam eden anlaşmalarımıza zarar vermeden bu sınırları kabul ediyoruz. Büyük Britanya, bu bölgelerde Müttefii olan Fransa'ya zarar vermeden istediği gibi davranma hakkına sahiptir. Yani Fransa'ya zarar verilmeyecek, böyle yazılmış. Şöyle devam ediyor. Büyük Britanya Devleti adına biraz sonraki teminatları vermek ve mektubunuza cevap vermek için yetkilendirildim. Yukarıdaki düzeltmeye bağlı kalarak, yani adı geçen bölgeleri çıkararak Büyük Britanya Mekke yetkilisinin istediği sınırlar içerisindeki tüm bölgelerde Arap bağımsızlığını tanıyıp destekleyecektir. Bazı yerlerin dışında tüm bu bölge hatta burada gösterdiğimden de fazlası var. Bugünkü Suriye, Lübnan, Irak, bugünkü Güney Arabistan'da bazı yerler, bu bölgeler bütün bu bölgeler İngilizlerin, Arapların egemenliğini tanıdığı bölgeler olacaktı. Büyük Britanya kutsal yerleri dış saldırıya karşı koruyacak ve o yerlerin dokunulmazlığını tanıyacaktır. Bu beyanın Büyük Britanya'nın dostu Araplara beslediği iyi niyetine karşı olan şüpheleri yok edeceğine ve sağlam uzun süreli bir ilişki sağlayacağına eminim. Bunun hızlı bir göstergesi de Türklerin Arap ülkelerinden çıkarılması ve Arap halkının yüzyıllardır üstlerinde olan Türk boyunduruğundan kurtarılması olacaktır. Bu Arapları Türklere yani Osmanlılara karşı ayaklanmak için ikna etmişti. Filistin savaşında Araplar büyük rol oynadılar. Haziran 1916'da ayaklandılar. Filistin Savaşı konulu videomdan sonra bazı izleyiciler İngilizlerin maksatları hakkında sorular sordu. Britanya burada gerçekten de kötü bir roldeydi. Arabistanlı Lawrence olarak da tanınan T.E. Lawrence'ın Araplarla olan gizemli bir dostluğu vardı. Büyük Britanya ile arasındaki yazışmalarda da bu belli oluyor. 1916'nın başlarındaki şu yazışmaya bir göz atalım. Yani diğerleriyle aynı zamanda yazılmış denilebilir aslında. Burada muhtemel bir Arap ayaklanmasından bahsediliyor. Hüseyin'in eylemleri bizim yararımıza olur. Çünkü İslami bloğun kırılması ve Osmanlı Devleti'nin yenilip yıkılması ile ilgili acil planlarımızla uyuşuyor. Bakın İslami bloğun kırılması diyor. Bundan daha önce pek bahsedilmiyordu. En azından İngilizlerin Hüseyinle yaptığı yazışmalarda bundan pek bahsedilmediğini görüyoruz. Eğer şiddetli olacak bu politik değişikliği biz düzenlersek diyor Arabistanlı Lawrence, İslam'ı tam kalbinden yaralayıp kendi içinde bölerek İslami tehlikeden kurtulabiliriz. Daha sonra Türkiye'de ve Arabistan'da birer halife dini bir savaşta olacak. Bu T. E. Lawrence tarafından yazılmış Altın Savaşçı Arabistanlı Lawrence Efsanesi ve Hayatı adlı kitaptan aldım bunu. Bir kahraman olarak betimlenirken çok stratejik terimler kullanmış Lawrence. İşleri Araplar için iyice kötü yapmak adına İngilizler onları ayaklanmaya ikna etmeye çalışıyorlardı. Osmanlıları yenme durumunda Orta Doğu'yu bölme planları için Fransızlarla gizli yazışmalar başlattılar. Savaşın bu noktasında İngilizler zaten Mezopotamya'da ilerleme kaydetmişti. Ama Filistin cephesi henüz başlamamıştı. Bu planların hepsi henüz varsayımdı. İngiliz temsilcisi Skyes, Fransa temsilcisi de Picoydu. Rusya'nın da onayıyla yapıldı bu görüşmeler. O zamanlar Rusya'da henüz devrim yoktu, Çarlık Rusyası vardı. 1916'nın başlarında Mayıs'ta bu gizli anlaşma yapıldı. Sykes-Pico anlaşması yazıyorum. Sykes-Pico anlaşması. İngiltere ve Fransa arasında gizli bir anlaşmadır bu. Tüm Orta Doğu'yu aralarında paylaşıyorlardı buradaki mavi alan Fransızların hakimiyetine girecekti. Türkiye'nin doğusu Ruslara verilecekti. İngilizler de Güney Mezopotamya'ya hakim olacaktı. Böylece İran'dan gelen petrolü de kontrolü altına alacaktı. Evrensel bir güç olabilmek için petrol gittikçe daha önemli hale geliyordu. Burada iki tane önemli güç var ve buralarda bağımsız bir Arap devleti ya da iki tane Arap devleti olacağına dair planlar vardı. Ancak bunlar Fransızların ve İngilizlerin koruması altında olacaktı. Tırnak içinde koruması diyorum. Yani Araplara siz bağımsızsınız ama saldırı söz konusu olduğunda biz sizi koruyacağız denilmişti. Ama işin aslı şudur arkadaşlar. Kendine koruyucu diyenler genelde oradaki gücün asıl sahipleri olurlar. Sykes-Picot ayrıca İngilizlerin Akdeniz'e inme planlarını da biçimlendiren bir anlaşma oldu. Burası yani Filistin bölgesi ayrı bir uluslararası bölge olarak düşünüldü ve burayı birkaç devlet yönetecekti. Bunun sebebi de aslında çok basittir. Çünkü birden fazla dinin kutsal yeri buradaydı. Bu yüzden paylaşmada burası böyle serbest bir bölge olarak bırakıldı. Tekrar söylüyorum, bunların hepsi gizliydi. Arapların öğrenmesini istemiyorlardı. Çünkü neredeyse onları Osmanlı'ya karşı ayaklanmaya ikna edebilmişlerdi. 1918'e kadar bunların hepsi bir sır olarak kaldı. Şimdi 1917'ye gidiyoruz. Meşhur Balfour açıklamasının yapıldığı yıl. Yazıyorum. Balfour açıklaması. Aslında İngiltere'nin o dönemki Dışişleri Bakanının adı Balfour. Yahudi toplumunda bir öncü olan Lord Rothschild'a yazılmış bir mektup bu. Balfour tarafından Balfour şöyle yazmış: "Sevgili Lord Rothschild, Majestelerinin hükümetinden aldığım yetkiyle Yahudi Siyonistlerinin sunduğu ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan isteklere olan anlayışımızı bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Majestelerinin hükümeti Filistin'de ulusal bir Yahudi alanının kurulmasına olumlu bakmaktadır. Ayrıca bu amaca kolaylık sağlamak için tüm gücünü kullanacaktır." Filistin'deki Yahudi olmayanların vatandaşlık ve dini haklarına ya da diğer ülkelerdeki Yahudilerin haklarına ve politik konumlarına hiçbir haksızlık yapılmayacağı da kesindir. Bu açıklamamı Siyonist Federasyonu'na bildirirseniz müteşekkir olurum. İmza Arthur Balfour. Burada çok açık bir şekilde bir Yahudi devletini destekleyeceklerini söylemiyor. Yahudilerin ulusal bir alanlarının olmasından yana fakat bir yandan da Yahudi olmayanların haklarına saldırı olmayacağını da söylüyor. Arapların bu durumdan rahatsız olduğunu söylemeye bile gerek yok. Özellikle 1915'teki McMahon ve Hüseyin arasındaki yazışmalara bakarsak eğer Araplara buradaki yerlerle beraber bağımsız bir devlet vaat ediliyor. Yani şimdi Yahudilere vaat edilen bölge zamanındaki mektuplarda aynı zamanda Araplara da vaat edilmiş ve şimdi buradaki Balfour'un açıklamasında mektubunda gördüğünüz gibi Yahudi diasporasına da ulusal bir alan sözü veriliyor. Ki bu da zaman içinde bir devlete dönüşebilir. Bu arada bu açıklamanın tarihi 2 Kasım 1917. Hatırlarsanız 1917'de Rusya'da ihtilal başlamıştı. Çar Şubat Mart 1917'de tahttan indirilmişti. Ekim'de ise Bolşevikler başa geldi. E Bolşevikler savaştan kaçmak istiyorlardı yapılan gizli anlaşmaları da pek sevmiyorlardı bu yüzden. Gizli anlaşmalara bağlı kalarak istediklerini alacakları kesin değildi. Bu yüzden de Sykes-Picot anlaşmasının tüm yükünden kurtulup anlaşmayı açıkladılar. E, Araplar ve Müslümanlar için tabi bir e, çok etkili bir durum ortaya çıkmış oldu. E, i̇kisi de bu duruma çeşitli tepkiler verdiler. Osmanlılar bunu gördüğüne sevinmişti. Çünkü gizli anlaşmalar açığa çıkıyordu. Araplarsa çok sinirlenmişti. Çünkü itilaf devletleriyle birleşmek üzere olan Arapların inancını bu durum baltalayacaktı. Bir ay içinde Araplar Balfour açıklamasını öğrenmiş oldu. Rusların açıklamayı e, ilan etmesiyle birlikte o ayın sonunda aslen gizli olan Sykes-Picot anlaşması şüpheleri üzerine çekti. İngilizlerin her iki tarafta da olmaya çalıştıkları gayet açık bir şekilde gözüküyordu. Her iki tarafa da sözler verdikleri. Bir yandan Yahudi diasporasını desteklerken bir yandan da Osmanlılara karşı ayaklanmaları için Arapları ikna etmeye çalışıyorlardı. Ve bunlar yıllar sonra tekrar tekrar gündeme gelecekti. Ve her iki taraftan baktığınızda da olayların çoğu aslında Birinci Dünya Savaşı'na dayanıyor. Ayrıca İngiliz hükümeti de kabul ediyor bunu. Örneğin burada 2002'deki İngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw ve onun New Statesman dergisine verdiği bir açıklama var 2002 yılında. Şöyle diyor: "Şu an uğraşmak zorunda olduğumuz yani benim uğraşmak zorunda olduğum bir sürü sorun sömürge geçmişimizin bir sonucu. Sömürge geçmişimizin bir sonucu. Balfour açıklaması ve İsrail'e verilirken özel yollarla Filistin'e de verilen çelişkili teminatlar" çelişkili teminatlar bizim için tarihin ilginç ama onursuz noktaları. Bu sadece bir başlangıç. Savaş dönemine geldikçe ilerki videolarda İngilizlerin bu konu üzerinde gidip geldiklerini siz de göreceksiniz. Tabii ki bu modern Orta Doğu'da çok çok karmaşık bir duruma yol açtı bugün.